Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü Fethiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi, Fethiye İlçe Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Fethiye Şubesi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenk sunma programına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına konuşan Ömer Bartu Siva, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Değerli gönüldaşlarım, güzel memleketimin güzel insanları, hepinizi sizlere ithaf etmenin verdiği mutlulukla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren aziz şehit ve gazilerimize, özellikle bugün ebediyete intikal eden son Kore gazilerimizden olan Sayın Zeki Koreli'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Zafer, zafer benimdir diyebilenindir kararlılığının, ya istiklal ya ölüm cesaretinin hattı müdafaa yoktur. Sattığı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır yurtseverliğinin uyandırdığı ilham ve hayranlıkla 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten kutluyorum. Hepimizin anmaktan ve kutlamaktan kıvanç duyduğu bir ulusal bayramdır 30 Ağustos. Tam 101 yıl önce emperyalist İngiliz Genelkurmay'ın Türkler bu tahkimatı 6 ayda aşabilirlerse 6 günde aşmış gibi sevinebilirler dediği Yunan mevzileri kahraman Türk ordumuz tarafından 6 saatte darmadağın edildi. 30 Ağustos 1922'de dünya tarihini değiştiren, imkansızı mümküne dönüştüren, bağımsızlığımızı harp meydanlarında tescilleyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini atan destansı bir zafer kazandık. 1071 Malazgirt'te bize yurt kılınan bu mukaddes toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu tüm cihana gösterdik. Bu zafer millet meclisine, hükümete, bazı ordu komutanlarına rağmen başkomutan Mustafa Kemal tarafından kazanılmıştır diyor Falih Rıfkı. Evet, herkese ve her şeye rağmen kazanılmıştır bu savaş. Akılla, bilimle ve millete güvenle. Tekrarlıyorum ve altını çiziyorum. Akılla, bilimle ve millete güvenle kazanılmıştır bu savaş. Başkomutanım, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Emrini alan Mehmetçik, 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdi. İşgalcileri ve işbirlikçilerini denize döktü. Bu mucizeyi gerçekleştiren başta başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını minnet, rahmet ve hürmetle yad ediyorum.